Rothschild ailesiyle bu ilişki nasıl kuruldu? Yani Rothschild ailesi mi Erdoğan'a ulaştı? Yani burada böyle bir pazar var, bunu birlikte yapalım. Yoksa Erdoğan ailesi mi bu işi Rothschild ailesiyle birlikte yapmanın yollarını aradılar? Neticede yani bu petrol İsrail için çok stratejik. Yani bölgede petrol arabileceği çok fazla alternatif yok. Şimdi bu ilişki nasıl kuruldu? Feridun Sinirlioğlu çok kilit bir adam. Evet. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin rekorunu kıracak düzeyde Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. Sonrasında işte Birleşmiş Milletler vesaire hep Erdoğan çevresinde oldu. Ve kendisi müsteşar olduktan sonra bakanlar bir biçimde sembolik duruma getirildi. Ve Feridun Sinirlioğlu'nun rahatlığı hatta böyle bazı fotoğraf karelerinde de çok rahat gözükür. Dışişleri Bakanlarının yanında eli cebinde falan böyle gezen bir tip yani Dışişleri Bakanlığı'nı takmayan buranın kralı benim gibi pozlar veren birisi. Hakeza da öyleydi yani. Ve baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişine de Abdullah Gül hariç gerçek anlamda böyle Dışişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanları'nın bakanlığa hakim oldukları dönem yok yani. Ahmet Davutoğlu da hakeza böyle sürekli yurt dışında dolaşırdı ve bütün bakanlığı Feridun Sinirlioğlu yönetirdi. Feridun Sinirlioğlu'nun tabii büyük bir rolü var bu petrol ticaretinde, bu işbirliğinin kurulmasında. Ama işte Rothschild gibi aileler vesaire ya da başka konularda da böyle oluyor. Bunlar netice itibariyle kendi ticari kaygılarının peşinde olan uluslararası şirketler ve bunlar buradan böyle bir gelir elde edilebileceğine ilişkin bir fırsat gördüklerinde tabii ki burada şunu beklersiniz. Bu fırsatı Türkiye'nin bütçesine girebilecek şekilde bir avantaja çevirebilir devletler. Ve Türkiye'de hani şöyle düşünebilirdi yani sonuçta Irak'ta kaotik bir ortam var. Ve bu kaotik ortam nedeniyle yerel federasyonla merkezi yönetim arasında bir fikir anlaşmazlığı var. Ve ben bundan ekonomik çıkar elde edebilirim. Bu ileride tahkime de gidebilir. Buradan bir ceza da yiyebilirim. Fakat net itibariyle ödeyeceğim ceza, ülke olarak elde edeceğim ekonomik gelir filan. Bunun iki ülkenin arasındaki ilişkileri şu an içinde germeyeceği Irak'ın içinde bulunduğu durum nedeniyle de bunları hesaplayıp böyle bir adım atılabilirdi. Bu Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçirilir vesaire. Ama böyle olmadı. Bu işbirliği fırsatı ortaya çıkınca işte Kuzey Iraklı Kürtler, Rothschild ailesi ve Türkiye arasında Erdoğan bunu kendi çıkarına kullandı. Orada Türkiye tamamen bypass edilerek sadece sınırların açılması suretiyle Erdoğan ailesinin cebine aktı aslında bu petrol parası. Mesela bakın benim hep yine üzerinde durduğum Kuzey Kıbrıs'ın bir kara para cennetine çevrilmesi meselesinde de yani Erdoğan'ın yanındakiler işte Cumhurbaşkanı yardımcısı, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay falan bunlar oradaki o kara para onun derinliği bu yasa dışı bahis ki ucu hep İngiltere'ye dayanır bu yasa dışı bahis sektörünün bunların derinliğinden çok haberi yoktu. Fakat Halil Falyalı onlara böyle bir projeyle geldiğinde yani bunu şöyle okumuyorlar. Ya bu kara paranın ülkeye zarar vereceği şeklinde okumuyorlar. Bundan bir evet biz şahsımız olarak kendi grubumuz, kliğimiz olarak buradan biz bir menfaat elde edebiliriz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla artık Türkiye'nin sınırlarını açmış uluslararası bir seviyede herkes konuya buradan Erdoğan ve Erdoğan'ın ailesi bir biçimde nemalandırılırsa buradan bir tezgahımız yürür şeklinde diye düşünüyorlar. Bu çok geçmişte Sovyetlerin ayakta olduğu dönemde böyle uluslararası şirketler Sovyetlerin generalleriyle, politbüro üyeleriyle bu tip anlaşmalar yapıp ülkeyi soyarlardı. Otoriter diktatör yönetimlerin hepsinde böyledir. Ülkenin kaynakları, ülkenin menfaatleri bu yolla soyulur. Türkiye'de de aynısı oldu netice itibariyle. Evet. Rothschild ailesi uzun yıllar İran tarafından 1953 yılında yaşanan İran'da Musaddık rejiminin yıkılmasına neden olan darbe girişiminde de suçlandı. İran uzun yıllar Rothschild ailesini sorumlu tuttu. Çünkü Başbakan Musaddık İran petrollerini millileştirmişti. Uzun yıllar sonra CIA açıkladı. Yani evet dedi. Biz bu işin arkasındaydık ama CIA'nin web sitesine baktığımız zaman CIA diyor ki aslında Amerika'nın bir çıkarı yoktu bu darbede. Editör arkadaşımız şu an gösteriyor. Yani biz şu şekilde bunu içselleştirmiştik. İran komünizmin etkisi altına girmesin. O yüzden biz bu Musaddık rejimini devirelim. Özetle diyorlar ki aslında diyor bu İngiliz hükümetinin bu bölgedeki petrol çıkarlarıyla çok yakından ilgiliydi. Biz bir şekilde diyorlar yani bu işin içine çektiler diyor Amerikalılar. Yani CIA'nin bizzat web sitesinde görülebilecek bilgiler var.